dünyaya neler ettik neler. Dünyadan birkaç kat daha büyük bir lekeden bahsediyoruz. Dünyadaki canlı her şeyi yakabilir. Güneş lekeleri yok. Vallahi göremedim. Siz görebildiniz mi bilmiyorum ama yalnızca göremeyen ben değilim, NASA da görememiş. Dedi ki bundan birkaç ay önce 100 gündür güneş lekesi oluşmuyor dedi. 100 gündür güneş lekesi oluşmuyor. Hemen arkasından haberler çıktı. Temmuz ayında kar yağacak, Ağustos ayında buz yağacak, sonrasında şu olacak, soğuk döneme giriyoruz, şu oluyor bu oluyor diye. Sizce güneş lekeleri her zaman oluyor mu? Olmadığı zaman hiç olmamış mı? Biliyor muyuz bunu? Güneş lekelerinin olduğu zamanlarla olmadığı zamanlar arasında dünyada ısı değişikliğinde ne oluyor? Bunlar önemli sorular. İstiyorsanız bir gidelim güneşe, güneş lekelerine bir bakalım. Neymiş, ne değilmiş, ne yapıyormuş, görevi neymiş? Sonra bir dünyaya geri dönelim. Diyelim ki bakalım olduğu zamanlarla olmadığı zamanlar arasında bir fark var mı? Hadi dünyanın hikayesi başlasın. Bakın şimdi sizin gözlerinizin önüne bir tablo sereceğim. Bir grafikten bahsedeceğim ve çok dramatik bir tablo. Ama ben hani grafikten anlamam, beni zor yorar, yapma Bünyamin bunu falan diyorsanız hiç öyle demeyin. Zaten onun için ben buradayım. Zaten konunun özü de çok basit. Bakın son 1000 yıla gideceğiz. Son 1000 yıl içerisinde sıcaklık küresel ölçekte normalin 0.4 derece ortalamada üzerine çıkmış, 0.4 derece altına inmiş. 1000 yılda 0.4 derece. Biz son 100 yılda 1 dereceden fazla sıcaklığı artırmışız. Biz bu dünyaya neler ettik neler? Tabii dizlerimizi dövmeyi bir yana bırakıp bilimsel verilere bakacağız. Hep bahsediyoruz. Dünya bir sıcak bir soğuk dönem geçiriyor. Yani yaşantısı bu. Bir soğuk bir sıcak. E o zaman bizim günahımız ne? Dünyayı ısıttık diye bağırıp çağırıyoruz. Sorun bunun süresinde. Biz son 100 yılda ne yaptık? Gezegenimizi bir dereceden fazla ısıttık. Öte yandan biz dünyayı öyle bir ısıttık ki güneşe etkisiz eleman yaptık. Yani güneş nasıl etkisiz eleman olur? Şimdi size bir grafik daha göstereceğim. Çok basit bir grafik. Grafikte altta bir eğri var. Güneş aktivitelerini gösteriyor. Üstte bir eğri var. Dünyanın ısısını gösteriyor. Yani güneş aktiviteleriyle dünyanın ısısı bir paralellik arz ediyor. Yükseliyor sıcaklık, yükseliyor, azalıyor. Ama bir yer geliyor ki orada güneş aktivitelerinde nasıl bir değişim olursa olsun dünya sürekli ısınıyor. Güneş aktiviteleri arttığında da ısınıyor, azaldığında da ısınıyor. İşte biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Küresel ısınma diyoruz. Artık güneşin aktivitelerinden bağımsız bir şekilde dünya ısınıyor. Yani güneşin yerinde olması her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Evrende meydana gelen olaylardan, doğada meydana gelen hadiselerden tabii haberdar olmak lazım. Güvenlik meselesi yani bir nasıl hava durumundan haberdar olmamız gerekiyor. Dünyada da, evrende de, güneşte de neler oluyor bilmemiz lazım. Ama tabii kaynağı da doğru belirlemek lazım. Yani şimdi 100 gündür güneş lekeleri oluşmuyor, dünyada şunlar bunlar olacak. Şimdi bunun cevabını bulabilmek için önce iki tane sorumuz var. Bir, diyoruz ki güneş lekeleri niçin 100 gündür oluşmuyor? İkinci soru, bu güneş lekeleri kaç günde bir, kaç yılda bir meydana geliyor ki 100 gündür oluşmaması bir haber olmuş? İnanmayacaksınız ama bunun içinde bir grafiğimiz var. Görüntü yine karmaşık gelebilir ama hiç panik yok, konu çok basit. Birincisi, güneş lekelerinin görülmemesi olağan bir şey. Her 11 yılda bir meydana geliyor. Güneşin 4,5 milyar yaşında olduğunu düşünürsek 11 yılda bir bu durumun gerçekleşmesi sokak ağzıyla hani dakika başı oluyor gibi bir şey. Güneş lekeleri, güneşin ekvatoru var, 30 derece enlem var, güney 30 derece de kuzey enlem var. 30 derece güney ve kuzey enlemlerinden oluşmaya başlıyor, adım adım ekvatora doğru ilerliyor. İlerliyor ve ekvatorda kayboluyor. Sonra tekrar oluşmaya başlıyor. İşte bunun süresi tam 11 yıl. 2019 ve 2020 yılları tam bu lekelerin pek görülmediği yıllara karşılık geliyor. Bundan önce her 11 yılda bir periyodik olarak oluşmadığı gibi. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu anormal bir durum değil. Güneş lekeleri, şimdi leke deyince ne geliyor akla? Böyle ufak tefek bir şey geliyor değil mi? İşte kıyafetin lekesi falan. Güneşe göre ufak bir leke de hani
karşılaştırma büyük bir şeydir ama en nihayetinde bir leke diyoruz. Bakın bir şeyle karşılaştıralım ki boyutlarını 3 aşağı 5 yukarı kafamızda canlandırabilirim. Şimdi neyle karşılaştıralım? Mesela bir şehirle. Daha büyük olabilir mi? Bir ülkeyle, bir kıtayla, bir gezegenle. Bakın güneş lekeleri grupları bazen büyüklüğü ne kadar olabiliyor biliyor musunuz? Dünyanın birkaç katı büyüklüğünde olabiliyor. Bu 22 Ekim 2014 güneş lekelerinin görüntüsü. Lekeler bir tane değil, gruplar halinde oluşuyor. 12-192 olarak numaralandırılan leke grubunun büyüklüğü. Yani güneş lekelerinin 100 gündür oluşmaması çok sıra dışı bir durum değil. Hatta güneş lekelerinin oluşmadığı zamanlar 6 ay, 1 yıl, 1 yıldan da fazla zaman olabiliyor. Ama artık neyi biliyoruz? Güneş lekelerinin olması ya da olmaması bizim dünyamız için çok fazla da bir şey ifade etmiyor. Çünkü küresel ısınma aldı başını gitti. Güneşi maalesef etkisiz eleman haline getirdi. Bu bölümde dünyanın hikayesinde güneş lekelerini ele aldık. Bir başka bölümde tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.